Herkese merhabalar. Özellikle 18650 pillerde kullanmak için elimden geldiğince basit yapıya sahip ve kullanışlı olabilecek bir punto cihazı yapmaya çalıştım. Besleme için trafo yerine akü kullandım. Benim elimde güneş panelleri için depolama yapmakta kullandığım jeleküler vardı. Onları değerlendirdim. Siz de akü kullanabilirsiniz ya da trafo tercih edebilirsiniz. Tanıdık bir abim yanlış hatırlamıyorsam 60 amperlik bir lityum pil paketi hazırlamış ve onu kullanıyor. Yöntemler daha da çoğaltılabilir. Tercih sizin. Yapım aşamasını tane tane anlatmaya çalışacağım. Cihaz temel olarak 4 parçadan oluşuyor. Bunlardan ilki ufak motorlarda kullanılan marş otomatiği. Ben bu cihazı bir motosikletçiden aldım. Yani motosiklet tamiri yapan ve parçaları bulunduran bir tamirci dükkanından. Bu cihazdan çıkan akımı Punta için kullanacağız. İkinci parçamız gecikmeli zaman rölesi. Benim elimde öneriyle aldığım XYLJ02 var. Onu kullandım. Sanırım 7 adet programı var. Bize sadece ilk program gerekli. Tetiklediğimizde devreyi sadece bir kez belirlediğimiz sürede kapatıp tamamlayacak ve tekrar açacak. Siz herhangi bir gecikmeli zaman rölesi kullanabilir ya da aynı modeli tercih edebilirsiniz. Sadece kullanmayı düşündüğünüz modelin besleme ile uyumlu olmasına dikkat edin. Bu devre yaptığımız her puntanın aynı kalitede olabilmesi için gerekli. Üçüncü parçamız gecikmeli zaman rölesini tetiklemek için bir pedal. Bu arada pedal şart değil, basacak şeklinde çalışan herhangi bir buton da olabilir. Ayak pedalının iyi tarafı eller cihaz ucu ve piller ile meşgulken ayak ile tetiklemek daha rahat olduğu için. Dördüncü parçamız 10 mm karelik 2 metre akü kablosu. Ben 1 metresini kırmızı aldım, 1 metresini de siyah, artı ve eksi kutuplar için. Elinizde uygun kalınlıkta başka kablolar varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Bu arada olmak zorunda değil ama ek olarak bir açma kapama anahtarı ekledim. İsterseniz sigortada ilave edebilirsiniz. Size kalmış. Saydıklarım dışında ufak tefek birkaç parça daha var. İki tip kablo ucu. Bağlantı noktalarını izole etmek için ısı ile daralan makaron. Punta cihazının uçlarıyla gelen enerjiyi ileten kabloların uçlarını birbirine bağlamak için bir klemens. Elle tuttuğum kısımda da sabit bir yapı elde etmek için iki kablo arasında bir adet bitmiş tükenmez kalemin içini çıkartıp dışını kullandım. Klemensin ucunda da bildiğimiz bakır kablolardan kestiğim iki adet küçük parçayı kullandım. Biraz sivrilterek vidaladım. Klemens ezildiğinde uçlar biraz içe ve dışa hareket edince boşluk kısmının arasına da iki adet tahta parçası düşüp onları ile doldurdum. Bu arada cihaz uçları için hazır aparatlar da satılıyor. Onları da tercih edebilirsiniz. Size kalmış. Ben de bu uç kısmına gelecekte başka bir şey de düşünebilirim. Uzun lafın kısası elimden geldiğince basit yapıda, maliyeti düşük ve kullanışlı olabilecek, rahatlıkla taşıyabileceğim yapıya sahip bir cihaz yapmaya çalıştım ve kullandığım parçaları tahta bir zemine monte ettim. Yapmayı düşünürseniz siz de böyle bir zemine sabitleyebilirsiniz, sadece bantlayabilirsiniz ya da kendiniz için daha iyi bir seçenek belirleyebilirsiniz. Hafif olduğu için cihaz kullanım sırasında biraz sağa sola hareket ediyor. Bir sakıncası yok. Belki altına biraz ağırlık ilave edebilirim. Kabloyu uzatmayı düşündüm fakat bu gereksiz enerji kaybına neden olur diye vazgeçtim. Besleme için ben 12 volt ve 20 amperlik 2 adet jel akü kullandım. Aküleri paralel bağladım. Yani 12 volt ve 40 amperli cihaza besleme sağladım. 50 ya da 60 amper de kullanılabilir. Bu durumda gecikmeli zaman rölesinin tetikleme sonrası devreyi kapatma ve açma süresini değiştirmek gerekebilir. Bu arada ben de beslemeyi değiştirebilirim ya da 60 ampere yükseltebilirim. Şimdi bağlantılara geçelim. 2 adet artı ve 2 adet eksi kutbumuz var. Bunlardan kalın kabloya sahip olan eksi ucun bir ucunu akünün eksi kutbuna bağlıyoruz. Diğer ucunu da punta için kullanacağımız uca doğru taşıyoruz. Kırmızı kabloyu da akünün artı kutbuna bağlıyoruz. Bu arada kırmızı kabloyu doğrudan punta yapacağımız uca taşımıyoruz. Önce marş otomatiğinden geçmeli. Bu sebepten kablodan 30 santimetre kestim. Kesilen her iki tarafa kablo ucu ilave ettim. Ve marş otomatiğinden geçirerek kablonun diğer ucunu punta için hazırladığım el ile tutacağım kısma taşıdım. Bu iki kablomuz gücü punta yapacağımız bölgeye iletmek içindi. İkinci bağlantımız gecikmeli zaman rölesi için. Onun kabloları ince çünkü çok fazla güce ihtiyacı yok. Diğeri kalındı. 12 volt 40 amperi olabildiğince punta cihazımızın uç kısmına toplamak istediğimiz için. Gecikmeli zaman rölesinin çalışması için bu kadar yüksek ampere ihtiyacı yok. Kablomuz bu sebepten daha ince. Yerine kalın kablo kullanırsak sadece gereksiz güç kaybı olur. Şimdi diğer artı ve eksi kutuplarımızı bağlayalım.
Bu arada ben bir açma kapama butonu kullandım. Onun için artı kutbu butondan geçirdikten sonra gecikmeli zaman rölesine bağladım. Benim elimdeki gecikmeli zaman rölesi XYLJ02 için bağlantıları anlatacağım. Yapmak isteyenlerin elinde farklı modeller olabilir ya da başka modeller tercih edilebilir. Hiç sorun değil. Bu iş için uyumlu olsun yeterli. Bağlantılar hemen hemen aynı olacaktır. Sadece bağlantı yerleri farklı olabilir. Yani bu devrede solda olan giriş onda başka bir yerde olur ama aynı işi görür. 3 tip bağlantımız var. Bunlardan ilki cihazın beslemesi için. Bu kablo aküden gelen eksi kutup doğrudan gecikmeli zaman rölemize bağladım. Marş otomatiği için de eksi kutba doğrudan ihtiyacımız var. Onu da aynı noktaya bağladım. Hemen üzerinde aküden aldığımız artı kutbu açma kapama yapacak butondan geçirip eksi giriş kutbunun yanındaki artı giriş kutbuna bağladım. Böylelikle gecikmeli zaman rolemizin çalışabilmesi için beslemeyi sağlamış olduk. Bu arada bu cihazda 2 adet besleme noktası var. Üstte bir micro USB giriş var. Cihazın kendi beslemesi buradan da yapılabilir. Ya da az evvel benim gösterdiğim şekilde de bağlayabilirsiniz. Benim yaptığım bağlantı noktası 6 ile 30 volt aralığında güç ile çalışıyor. Ben aküden gelen 12 volt bağlantı yaptım. Bilmeyen arkadaşlar için ek bir bilgi. Ampere gelince gecikmeli zaman rölesi için fazla amperin sakıncası yok. Zaten cihazlar ihtiyacı kadar akım alır ve tüketir. Önemli olan voltaj değeri yani beslememiz gayet uygun. İkinci bağlantımız ise yine aküden buton üzerinden gelen artı kutbu marş otomatiğinin istediğimiz süre kadar tetikleyebilmesi için önce gecikmeli zaman rölesine bağladık. Ve altındaki çıkışı da marş otomatiğimizin artı kutbuna bağladık. Biz tetiklediğimizde gecikmeli zaman rölesi bizim önceden belirlediğimiz süre bu noktadan gelen artı kutbu marş otomatiğine yönlendirecek ve süre sonunda da marş otomatiğine giden beslemeyi kesecek. Üçüncü bağlantımız da cihazımızı tetikleyebilmemiz için bir buton ya da benim kullandığım türden bir pedal. Gecikmeli zaman rölesi XYLJ02'de sol taraftaki 5 adet girişten en üstteki girişi boş bırakıp İkinci girişe buton ya da pedalımızın bir ucunu ve üçüncü girişe de diğer ucunu bağladım. Bu da son bağlantımız. Karmaşık gelmesin oldukça kolay. Yapmak isteyenler adım adım takip ederek aynı bağlantıyı rahatlıkla oluşturabilirler. Şimdi neyi neden bu şekilde yaptığımıza gelelim. Elimde bir parça tahta vardı ve her şeyin toplu olması için onun üzerine sabitledim. Buton ve marş otomatiği için fazla kalın olmayan saçtan iki parça kesip başlarına da birer vida deliği açtık. Tahta parçasının üzerinde onları bu şekilde sabitledim. Gecikmeli zaman rölesi için uygun olabilecek türden bir vida bağlantısı yapamadım. Elimde ona uygun bir şeyler yoktu. Geçici olarak çift taraflı bant ile tutturdum. Yakın gelecekte daha iyi sabitlemek istiyorum. Pedala gelince bu ayak pedalında 3 tip kablo var. Bu üçlerin ikisi pedala bastığımızda devreyi tamamlıyor. Kullanılan iki kablodan birisini ayırıp üçüncüyü bağlayınca pedaldan ayağımızı çekince devreyi tamamlıyor. Bizim cihazımızda sadece ikisine ihtiyaç var. Pedal tercih ederseniz hangi ikisinin pedala basınca devreyi tamamladığını tespit edip bağlantınızı yapabilirsiniz. Kısaca pedal iki işlevli. Bize sadece birisi lazım. Tabii farklı pedallar da olabilir. Bendeki model bu şekilde çalışıyor. Pedalı gecikmeli zaman rölesine bağlamak için de 1,5 metre beyaz bir kablo kullandım. Özel bir nedeni yok. Elimde zaten vardı. Onu değerlendirdim. İşim bittiğinde de zarar görmemesi ve ortada kalmaması için bir saklama kabı aldım. Kullanmadığım zamanlarda onun içinde muhafaza ediyorum. Tamamı saklama kabı dahil 1000 gram kadar. Eğer siz de yaparsanız benim tavsiyem işiniz bittiğinizde cihazı aküden ya da besleme için başka bir kaynağınız varsa ondan ayırın ve bir şekilde muhafaza edin. Ben kendi kullanım amaçlarımı düşünerek şimdilik bu şekilde yaptım. Eğer yapmak isterseniz siz de kendi kullanım amaç ve koşullarınızı değerlendirdikten sonra kendiniz için en ideal yapıya sahip olanını yapabilirsiniz. Bu arada sadece 18650 piller için değil, benzer yapıdaki tüm pillerde ve belki başka yerlerde kullanılabilir. Daha geniş bir zemin kullanılarak daha iyi sabitlenebilir. Kullandıkça ve düşündükçe daha kullanışlı bir hale getirilebilir. Son birkaç detay da şu şekilde. Gecikmeli zaman rölesinin ayarları oldukça kolay. Sadece set yazılı tuşa 1 saniye kadar elinizle basın ve bırakın. Cihaz P1'de yani program 1'de. P1 sadece tetiklediğimizde belirlediğimiz süre devreyi tamamlar. Bize de o lazım. Bu ayarı değiştirmiyoruz. P1'de kalsın. Tekrar set yazılı tuşa basın ve bırakın. Diğer kısmı yanıp sönmeye başlayacak. Up ve down yazılı tuşlar ile ayar yapabilirsiniz. Ben 0,03 saniyeye ayarladım.
12 volt ve 40 amper için en iyi sonucu bu sürede aldım. 60 amperde de en iyi sonuç bu sürede geldi. Süre ayarından sonra tekrar set yazılı tuşa basın ve parmağınızı 1 saniye kadar basılı tutun. Ayar tamamlanmıştır. Butonun da ek bir özelliği var. Alt kısmına akülerden gelen artı kutbu girdik ve 2 adet artı çıkış aldık. Yani ben çıkışına 2 adet kablo bağladım. Biri gecikmeli zaman rölesinin beslemesi, diğeri gecikmeli zaman rölesinden geçip marş otomatiğine gidecek artı kutup. Ek özellik de şu, buton üzerinde bir giriş daha mevcut. Eğer bu kısma beslemeden gelen bir eksi kutbu bağlarsak cihazımızı beslemeye başladığımızda buton üzerinde küçük bir ışık yanar. Beslemeye bağlı olduğundan emin oluruz. Yapılması şart değil. Ben bağladım. Siz de bağlayabilir. Hatta sigortada ilave edebilirsiniz. Tercih sizin. Bu arada farklı beslemelerde durum ne olur? Nasıl sonuç alınır bilmiyorum. Çünkü denemedim. Jel akü ile şimdilik performans iyi. Malzemeleri nereden temin ettiğime gelince marş otomatiğini söylemiştim. Bir motosiklet tamircisinden aldım. Kullandığım kablo uçlarından bir modelini de aynı tamirciden temin ettim. Akü kablosu ve kullandığım diğer kablo uçlarını bir arkadaşıma rica ettim. İşe gider gelirken her gün bir otosanayinden geçiyordu. Oradaki bir akü kablosu ve kablo ucu bulunduran iki ayrı dükkandan. Gecikmeli zaman rölesini internet üzerinden sipariş ettim. Diğer kablo, klemens ve malzemelerin bir kısmı zaten vardı ve herhangi bir elektrikçiden temin edilebilir. Şimdi de cihazımızı test edelim. Oldukça sağlam. Hatta puntaladığımız iletkeni sökerken pil üzerinde parçaları kaldı. Oldukça iyi tutmuş. Benim cihaz ve yapım aşaması ile ilgili anlatacaklarım bunlardan ibaret. Bu cihaz ve yapım aşaması hakkında sorularınız var ise ya da söylemek istedikleriniz lütfen yorumlar kısmına yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımdaki içeriğin size hitap ettiğini düşünüyorsanız abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.